En'am suresi 84. ayet. Önceki dersimizde başladığımız bir ayetti. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'le alakalı olarak وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا ve biz ona İshak'ı lütfettik. İshak'ı hibe ettik. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا. Niçin Allah Azze ve Celle Hazreti İshak'la başladı? Halbuki öncesinde İsmail Aleyhisselam'ı ona hibe etmişti şeklindeki bir sorunun akabinde önceki dersimizde İshak kelimesini yokladık. Ve sadece İshak'ı yokladığımız yerlerde yer yer Hazreti İsmail ile birlikte anıldığı ayetleri de gördük. Orada gördük ki İsmail Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle İshak'tan önce zikrediyor. Yine önceki ders demiştik ki bu ikisinin birlikte zikredildiği yerlerde biz bunlar arasındaki öncelik sıralığa doğrudan tanık olabiliriz. Yoksa burada doğrudan Hazreti İshak'tan bahsetmiş olması konuyu sonuçlandırmamız için yeterli olmaz. On iki yerde Hazreti İsmail geçiyormuş. Hazreti İshak yanlış hatırlamıyorsam 17 yerde mi? Evet. 12 yerde Cenab-ı Hak Hazreti İsmail ifadesine yer vermiş. Eğer program yanlış saymıyorsa ilkinde Bakara suresinde وَاِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُصَلَّى. Beyt ile alakalı, Kabe ile alakalı bir ayet. Allah Azze ve Celle Kabe'nin insanlar için hazırlanmasını, makam İbrahim'in namazgah edinilmesini emrettiği ayette وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ. Biz İbrahim'e ve İsmail'e ahdettik, yani onlarla ahitleştik. Onlardan söz aldık. Ne diye? اَنْ طَحِرَا. Temizliğe durun, temizleyin siz ikiniz. Beytiye evimi, littaifina tavaf edenler için, velakifina ve itikafta bulunanlar için, ve rükû'i sucûd ve rükû ve secdede bulunan kimseler için. Şimdi bu ayet-i kerime beytle alakalı. Açık. Beytle alakalı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail ile birlikte anılması ve Kabe kavramı bu üçlü bir arada uyumlu. Burada Hazreti İshak'a yer verilmemiş. Yine benzer bir ayet, yine beytle alakalı bir ayet. وَاِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Hani İbrahim beytin kaidelerini yükseltiyordu. Ve İsmail'u ve yanı sıra İsmail. Rabbena teqabbel minna. Rabbimiz bizden kabul buyur. İnneke ente semi'ul alim. Muhakkak ki sen işiten ve bilensin. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı İsmail ile birlikte beytin kaidelerini, temellerini yükseltirken görmekteyiz. Burada da Hazreti İshak'ı görmüyoruz. Şu anda Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin binası veya Kur'an ifadesiyle temellerinin yükseltilmesi işinde çalışıyorlar. Hocam, ve ikisinin burada anılmıyor. Baktığımız ayetlerde görmedik. Şu an ikinci ayet. Ve burada yine her ikisinin birlikte duasına tanık oluyoruz. Demek ki bir üçüncü kişi de yok.
Rabbena ve cealna muslimeyni leke. Allah'ım, Rabbimiz, bizi sana iki Müslüman kimse kıl. Demek ki Müslüman olma duası Allah Azze ve Celle'den talep edilebilir. Bu anlamda muvaffakiyet diliyorlar her ikisi. Ve min zürriyetina, ve bizim zürriyetimizden ümmeten muslimeten leke, sana teslim olmuş bir ümmet duasında bulunmuşlar. Dolayısıyla da zürriyetimizden dediklerine göre ve bu duayı baba oğul yaptığına göre Hazreti İsmail'in içinde olduğu bir zürriyet düşüncesi anlaşılıyor ayetten ve devamında Rabbena ve ba'th fihim rasulen min enfusihim. Rabbimiz, onlara kendi içinden bir resul gönder. Onlara Allah'ın ayetlerini, senin ayetlerini tilavet etsin. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim, ve onları arındırsın. İnneke entel azizul hakim. Bu ayetler Hazreti İsmail aleyhisselamı, Kabe'yi, Hazreti İbrahim aleyhisselamı ve Hazreti İsmail soyundan gelen Hazreti Peygamber düşüncesini birebir doğrudan karşılayan ayetler, bunlarla doğrudan uyumlu gözüküyor. Devam edelim. Başka nerede var? Bu ayeti görmüştük. Hazreti İshak ve İsmail birlikte anıldığı ayette Hazreti Yakub'a ölümün geldiği esnada çocukların verdikleri cevapta babalarımız İbrahim, İsmail ve İshak demişlerdi. Eğer sıralamaya dikkat ettilerse şayet, Cenab-ı Hak onların bu dikkat ettikleri biçimiyle aktarıyorsa, ki elbette öyledir, o zaman Hazreti İbrahim'in ilk oğlu İsmail olması gerekir. Çünkü İshak'tan önce zikredilmiş. Bu ayeti de görmüştük. İsmail ve İshak birlikte, İsmail önde. Bu ayeti de görmüştük. İsmail ve İshak birlikte, İsmail önde, hemen Hazreti İbrahim'den sonra. Bunu da gördük aynı şekilde. Bunu da görmüştük aynı şekilde. Dolayısıyla birlikte anılanların hepsinde Hazreti İsmail'in öncelendiğine tanık olmuştuk. En'am suresinde bizim okuduğumuz ayetten 3 ayet sonra, bizim okuduğumuz ayet 84. ayet. Allah Azze ve Celle 84. ayette biz ona İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik dedikten sonra, 85'ten sonra, arada bir ayet sonra ve İsmail'e diyormuş ve İsmail'i ona hibe ettik. Dolayısıyla sıradaki ayet, 2 ayet sonra Hazreti İsmail'e Cenab-ı Hak yer veriyor. Aynı ayet içerisinde olsalardı Hazreti İsmail'in İshak'tan önce zikredilmesini beklerdik kendi sırası içerisinde. Ancak diğer 2 ayet sonra Allah Azze ve Celle Hazreti İsmail'e de yer vermiş. Böylece Hazreti İsmail'in yalnız anıldığı bir ayet görmüş olduk. Bir başka ayet Hazreti İbrahim'in çocukları için Allah'a hamd ettiği ayet. İsmail'i ve İshak'ı bana verdiğin için hamd ederim dediği ayet. 39. ayet. İbrahim suresinden. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle yine Hazreti İsmail'i tek başına, kitapta İsmail'i de an. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. O vaadine sadık bir kimseydi. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ve o Resul, Nebi bir kimseydi diye Hazreti İsmail aleyhisselamı Cenab-ı Hak kitapta zikrediyor. Yine haksız andığı yerlerden biriyle karşı karşıyayız. Bir başka ayet Enbiya suresinde yine Hazreti İsmail yalnız. وَاِسْمَعِيلَ وَاِدْرِيسَ وَذَلْكَفِلْ. Ve İsmail ve İdris ve Zülkefil demiş Cenab-ı Hak. Etrafta, yukarıda, aşağıda Hazreti İshak var mı diye bakıyorum. Yukarıda yok. Aşağıda var mı? Aşağıda da yok. İsmail aleyhisselamın
yalnız anıldığı bir yer Enbiya suresi. Başka nerede var? Bir başka sure Sad suresinde "Vezkur İsmaila" ve İsmail'i an demiş Cenab-ı Hak. "Ve'l-yesa'a ve zel-kifl" yine "el-yesa'a ve zel-kifl" bunların hepsinin ahyardan olduğunu, iyi kimselerden olduğunu Cenab-ı Hak zikrediyor. İlginçtir, Sad suresinde 45. ayette Allah Azze ve Celle "Vezkur ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a" demiş. Bizdeki duruma tek uygun bir şey, yani Hazreti İshak'ın başka bir ayette yukarıda anıldığı, Hazreti İsmail'in aşağıda ayrı bir ayette müstakil olarak verildiği bir ifade biçimi bu. Şöyle ki 45. ayette Allah Azze ve Celle "kullarımızı da an" deyip İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u, üçünü peş peşe Hazreti İbrahim, İshak ve Yakub vermiş. Altında aradan bir ayet, iki ayet geçtikten sonra, araya iki ayet koyduktan sonra "Vezkur İsmaila" ve İsmail'i de an demiş. "Ve'l-yesa'a" ve "el-yesa'yı" ve "Zülkifli" de an. "Kullum minel ahyar" hepsi seçkinlerdendir demiş. Bizim de yani şu an bulunduğumuz En'am suresindeki durumu anlamaya çalıştığımız olayın bir benzeri Sad suresinde var. Yani Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim aleyhisselamın çocuğu. İshak da öyle. Ancak İbrahim, İshak, Yakup üçlüsü burada birlikte anılmışken İsmail aleyhisselamı sonraki bir ayette Cenab-ı Hak müstakil olarak anıyor. Bunun cevabı nedir acaba? Birlikte anıldığı zaman, yani aynı ayet içerisine girdiğinde İshak ve İsmail aleyhisselam, bu kez Cenab-ı Hak İsmail'i her halükarda önceliyor. Ona tanık olduk. Fakat ayırdığı zaman Hazreti İshak ve Yakub'u babalarının yanında, bizim ayette de öyle veya burada öyle, ancak İsmail'i ayrı bir ayette veriyor. Bunun illaki bir hikmeti olsa gerek. Devam edelim. Devam edemiyoruz. Bu İsmail ile ilgili son ayetmiş. Yani muhtemel cevaplardan ne olabilir bilmiyorum ama Hazreti İsmail'in ayrı bir ümmetin başlangıcı olmasından mı, ayrı bir milletin, yani Araplık damarının kökünde bulunan, çünkü Hazreti İbrahim nereden bakarsanız babası olsa bile Hazreti İsmail'in, kendisi öte tarafa kalıyor. İsmail'i bırakıp ayrılıyor oradan. Orada ve onlar için dua ediyor. Bir gelecek için onlara dua ediyor. Öyle ayrılıp gidiyor. Sonrasında kendi muhitinde İshak, Yakup onlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Ama Kabe'nin temelleri yükseltirken için geliyor. Evet, o esnada yine Kabe'nin... O ayrılıyor yani. Evet. Yani bunlar tabii aklımıza gelen şeyler, ilişkili midir, değil midir bilemiyorum. Bir başka şey dikkatimi çeken, İsmail aleyhisselam, İshak ve Yakup'tan ayıran şey, Allah Azze ve Celle demin ona "Rasûlen Nebiyya" dedi. Rasûl Nebi dedi. Bu bambaşka bir şey. Yani özellikle Hazreti İshak'ta ve Yakup'ta olmayan bir şey bu. Acaba onlar nübüvveti itibariyle bir arada, ancak Hazreti İsmail Rasûl Nebi olduğu için ayrı bir ayette. Çünkü şu şeye bakarsanız "Vezkur, vezkur" diye bakarsanız, yani an emrinin peşi sıra Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim gibi bir makam teşkil etmiş. İsmail'i de an diye ayetin girişinde Cenab-ı Hak İsmail'le söze başladığı, an emriyle söze başladığı bir giriş yapıyor. Tıpkı babası İbrahim'de yaptığı gibi.
Ve orada yukarıdaki ayette dikkat çeken ibadena, kullarımız girişinde öyle bir ifade var. Çoğul, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Aşağıda وَذْكُرْ İsmail'e, İsmail'i de an diye Hazreti İsmail'e apayrı bir paye vermiş gibi, yani babasının yanında değil ayrı müstakil olarak zikretmiş gözüküyor diye daha istisnai bir konum diye düşünebiliyorum, ne kadar isabetlidir Allahu alem. Ancak biri diyebilir ki o zaman niye İsmail'i aşağı bırakıyor? Büyük çocuk yukarıda, hani ayet sırası itibariyle olsa, ama bunu yukarıda İshak'ı babasıyla birlikte, birini babasıyla birlikte anacaksa baba illaki yukarıda kalacaktı. Nitekim İbrahim Aleyhisselam burada, İshak ve Yakup onun eşliğinde. Dolayısıyla İsmail'in aşağıda olması bu anlamda onun sonraki bir evlat ya daha değersiz bir evlat olduğunu düşündürmez. Çünkü babasının üstünde zikretmesi zaten olmazdı. El mühim, bunlar ikisi bir arada zikredildiğinde, yani İsmail ve İshak bir arada zikredildiğinde, her halükarda Allah Azze ve Celle İsmail'i İshak'tan önce veriyor. Bu onun önceliğine, büyüklüğüne, yani yaşça işaret ettiğini, açıkça işaret ettiğini düşündüren bir bulgu diyebilirim.